أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر ذنوبنا اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا عجلينا اللهم استخدمنا في خدمة القرآن والإيمان والإسلام لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Peki şimdi nasıl? Ses daha mı iyi? Şimdi ses daha mı iyi, daha mı kötü? Daha mı iyi? Daha iyi. Şimdi daha mı iyi? Biraz mikrofonu yaklaştırdım denemek için nasıl, ne olup bitiyor diye. Daha iyi. Peki yakından daha iyi oluyor. Peki efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Haber Risale, Mesnevi Nuriye'nin Haber Risalesi'nde kaldığımız yerden devam ediyorduk. Konumuz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kainattaki konumu nedir? Bizim nazarımızda Muhammed Aleyhisselatü Vesselam neyi ifade ediyor, neyi temsil ediyor? Onları anlatıyor. Bu konuyu işleyen Haber Risalesi'nin baş taraflarındayız. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı anlamak için kainat kitabına göre tanım yapması çok dikkatimizi çekmiş ve ona göre dedik. Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kendi şahsına veya tarihi konumuna göre, tarihi yerine göre bir tarif hiç yapmıyor müellif. Bu çok önemli bir prensip farklılığıdır dedik. Hiç kendisinden bahsetmiyor. Yalnız kainatı bir yaratılış ağacına benzetirsek, bu ağacın çekirdeğidir ve aynı zamanda meyvesidir dediği, yani başlangıcı ve sonudur demek için böyle bir yaklaşım getirdi. Eğer kainatı canlı bir yaratık diye düşünecek olursak dedi, bir arkadaş şöyle yapacağım öyleyse. Kainatı bir canlı varlığa benzetecek olursak dedi, o zaman bu canlı varlığın kainat canlı varlığın ruhu olur dedi. Eğer bir insana benzetecek olursak dedi kainatı, o zaman Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bu insanın aklı olur dedi. Bu çok ilginç bir ayrım idi. Benim çok hala çözdüğümden emin değilim. Kainatı canlı varlık, canlı bir hayvana benzetecek olursak ruhu olur. Fakat insana benzetecek olursak aklı olur dedi. Demek ki insanı, ruhumuz, evet ruhumuz olmasa insan olmaz zaten. İnsanı hayvandan ayıran özellik akılmış. Bu akla muhatap olması yönüyle, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın değerlendirilmesi çok önemlidir diye konuştuk. Eğer kainatı bir bahçeye benzetecek olursak dedi, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bu bahçenin bülbülü olur dedi. Bu da çok önemli çünkü bahçedeki güle bülbül aşıktır. Aşkını şiiriyle, şarkısıyla dile getirir. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan aldığımız veya onun aracılığıyla aldığımız mesaj, kainat bahçesinin güzelliği karşısında aşka gelmiş bülbülü dinler gibi hadis okuyacağız diye konuşmuştuk. Bunlar bu kitabın müellifinin, bu müfessirin harika farklılığını, yani
usul farklarını dile getiren çok önemli özellikler idi. Sonra bu çekirdeğin bir de çekirdek var, çekirdeğin içinde bir de gerçekten ukde-i hayatı, yani kainatın çekirdeği Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen mesaj. Evet, ondan büyüyor kainat veya bizim nazarımızda kainat o mesaj ile büyüyor, gelişiyor ve mükemmelleşiyor. Eğer o mesaja dikkat etmeyecek olursak kainatta bir kemal göremeyiz. Peki çekirdek güzel bir temsil olmakla beraber çekirdekte bir yağ tabakası var. Bir de gerçekten çekirdekte yağın ötesinde her bir çekirdeği diğerinden ayıran önemli bir özellik var. Bu önemli özellik diğer çekirdeklerden ayıran önemli özellik de şöyle değerlendirildi. Eğer kainat içinde Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen mesajı biz İslamiyet dersek ve İslamiyet'i de bir ağaca benzetecek olursak bu İslamiyet ağacının çekirdeğinin çekirdeği, özü İslamiyet ağacının yani yalnız yağ kısmı değil hangi çekirdek ne yaparsa ona ukde-i hayatiye deniyor. Oradan çıkıp geliyor. Yani o artık nedir DNA'nın çekirdeği o hücrede ağacın bütün bilgilerinin kaydedildiği hücre midir? Artık onun teknik ismini bilmiyorum. O çekirdeğin özü de ukde-i hayatiyesi de Muhammed insan için dedi kalptir. İşte Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bir insanın İslamiyet'e muhatap olması halinde muhatap olduğu İslamiyet dininden nasıl faydalanacağını düşünecek olursa, sorgulayacak olursa o İslamiyet ağacının çekirdeğinin özü kalbi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Kalptir dedi. Yani çekirdeğin çekirdeği kalptir. Bütün ihtiyaçlar kalpte. Bunun ben şöyle anlıyordum. Geçen halak dersimizde, sohbetimizde insanın mesela karnı acıkıyor veya suya ihtiyacı var veya yemeğe ihtiyacı var. Veya bir eşe, arkadaşa, dosta ihtiyacı var. Her neyse bu ihtiyaçlar birer ihtiyaç olarak karşılanır ama yani karnın acıkırsa yemek yersin, susuzsan su içersin. Fakat insanın bedeni suya ihtiyaç duyarken insanın kalbi ihtiyaçlarının ebedi olarak giderilmesinde garantiye ihtiyacı var. Yoksa bir defa susamış insana bir bardak, iki bardak, üç bardak su verdiniz, artık dördüncü bardağı istemem der. Fakat kalbe soracak olursanız, bugün ihtiyacım karşılandı, artık karnım doydu, susuzluğum gitti der ama peki daha başka bir şey ister misin diye sorulursa, kalbin cevabı çok kesindir. Ben ebedi olarak ihtiyaçlarımın giderileceği bir kaynağa dayanmak istiyorum der kalp. Bu kalbin özelliği her insanın genelde paylaştığı özelliktir. Herkes geleceğinin emin olmasını, mutlulukların devam etmesini, saadetin ebedi olmasını, hiçbir zaman bitmemesini isteyen bir özelliğe sahiptir. Bunu literatürde kalp temsil ediyor. Kalp deniyor. İslamiyet ağacının da çekirdeği kalbidir.
Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hem bu İslamiyet ağacının banisidir, onun getirdiği mesaj İslamiyet ağacını kuruyor ve hem de o çekirdeğin kalbi görevini yapıyor. Ben bunu şöyle anlıyorum, çok basit bir şekilde arkadaşlarım lütfen paylaşsınlar. Yani ancak İslam, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği mesajda, genel bilginin dışında bizim imani esaslar dediğimiz, iman eğitimini yapmamız lazım gelen dediğimiz yönüyle Muhammed Aleyhisselatü Vesselam insaniyetin ebede olan ihtiyacını, mutlaka sonsuza olan ihtiyacını karşılayan bir mesajla gelmiştir ve biz Kur'an'dan ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen mesajı, bu ebede olan ihtiyacımızı, sonsuz saadete olan ihtiyacımızı karşılamak üzere onun getirdiği dine muhatap olmamız lazım. Yani Kur'an'ı böyle bir ihtiyacı karşılayan kitap, hadisleri de böyle bir ihtiyacı karşılayan kitabı bize ulaştıran, rehberi bize ulaştıran ve onu temsil eden kişinin davranışı veya sözü olarak okumak lazım. Bu yaklaşım eserlerini okuduğumuz zatın en önemli farklılığıdır. Özellikle bu zamanımızda en önemli farklılığıdır. Kur'an'ı ve hadisleri okuma usulünde yapmış olduğu bir inkılaptır. Açık ben dünyamda büyük bir inkılap yapıyor. Yani bu inkılabın daha önce eşi benzeri yoktu demiyorum. Ama özellikle zamanımızda şu anda bu inkılabı gerçekleştirdiği için Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bizim ona muhatap oluş şeklimiz de şimdiki konuştuğumuz veya özetlediğimiz tarzda farklı olmalıdır. Bilgi almak için hadis okunmaz. Bir işi nasıl yapmam lazımmış, Muhammed nasıl yapmış diye hadis okunmaz. Evet, Muhammed bir işi nasıl yaptıysa, nasıl davrandıysa, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam nasıl bu olay karşısında nasıl bir tavır takındıysa, onun zahirdeki yapmış olduğu davranış önemlidir. Ama biz bu davranışı anlamak, değerlendirmek, faydalanmak için bu davranışın ebedi ihtiyaca, benim ebedi saadete olan ihtiyacıma cevap veren yönünü soruşturmam lazım. İşte bu müellifin farklılığı burada. Hadisleri, ayetleri ya da İslamiyet ağacının dahil olduğu, İslamiyet ağacına dahil olan tüm kaynakları saadeti ebediyeye, yani biz ona iman diyoruz. Ancak iman ile saadet-i ebediyenin hakikati, saadet-i ebediyenin güzelliği anlaşılabilir. Saadet-i ebediyeye, ebediye ihtiyacına cevap vermesi yönüyle bu kaynaklara bizim muhatap olmamız lazım. Eğer yalnızca ben neyi nasıl yapacağım, bunu öğreneyim, öyle yapayım, sünnet uyduğum için mükafat alacağım diyen kimse Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın mesajını değil, zahiri hareketlerini taklit eder, mesajından ruhunu, kalbini, aklını faydalandırmaz. Bu da çok ilginç ve önemli bir usul farklılığıdır. Efendim, okumaya ben kaldığımız yerden devam ediyorum ve keza o kalbin öyle bir kabiliyeti vardır ki bir harita veya bir fihriste gibi bütün alemi temsil eder. Kalbin öyle bir kabiliyeti var ki bir harita veya bir fihriste gibi bütün alemi temsil eder.
bütün alem ile bağlantısı vardır, ilişkisi vardır. Arkadaş mahkum her zaman olduğu gibi ilginç sorular soruyor. Mesajı almadan taklit edilen hareket sünnet sayılmaz mı o zaman? Fıkhen sünnettir, imanen taklittir. Benim verebileceğim cevap bu. Fıkıh sizin için geri background'ında ya da içerisinde iman hakikatini ne kadar temsil ediyorsa o kadar fıkıh sünnete ittiba anlamını kazanır. Eğer tabii ki bir imanın yani bir insanın davranışında Resulullah'a uyuyorum demesinde mutlaka bir iman özü vardır. Bu %5'tir, %10'dur. Her neyse. O iman nispetinde fıkı taklit olmaktan, o hareket yalnızca taklit olmaktan çıkar. Muhammed Resulullah böyle yapmıştır diye bir işi yapan kimse Resulullah'a iman ediyor, İslamiyet'e iman ediyor, Allah'ın varlığına iman ediyor demektir. Bu oranda benim anladığım bu kişi Resulullah'a iman ettiği içindir ki onun Allah Resulü olduğuna iman ettiği içindir ki o işi başkasının veya bir başka medeniyetin teklif ettiği şekilde yapmıyor da Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan nakledildiği şekilde yapıyor. Burada bir iman var. Fakat soru şu veya bizim üzerinde yoğunlaşmamız gereken ve eğitimini almamız gereken nokta şurada. Evet, bir Resulullah'ın Allah Resulü olduğuna iman ettiğimiz için onun yaptığı hareketi biz de yapmak istiyoruz, taklit etmek istiyoruz onu. Ama yaptığımız harekette ne yapıyorsak sünnet olarak Resulullah'ın yaptığı diye bilinen ne varsa o yaptığımız harekette kalbin ihtiyacına cevap veren imani hakikat ne kadar hazır ise dominant ise kendini gösteriyorsa o kadar o hareketi Resulullah'ın yapma amacına uygun olarak yapıyoruz demektir. Yoksa Resulullah'ı taklit ediyoruz ama onun amacından o hareketi o şekilde yapması niçin idiye gelirse bilmiyoruz. Niçin öyle yaptı? Çünkü onun gerisinde Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bize imanın bir hakikatini öğretiyor. O hakikatin şu dünya cismani, fiziki alemde nasıl temsil edilmesi gerektiğini öğretiyor. Yoksa sırf beden eğitimi ya da askeri jimnastik yaptırıyor değil. Bize fiziki eğitim öğretiyor değil. Askerin bedenen gelişmesi için, bedenen kuvvetli olması için hareketler yaptırılır ya, onun gibi değil. İnsan olarak, akıl, kalp, ruh sahibi insan olarak bu hareketi yapmak suretiyle aklımın, kalbin, ruhumun ihtiyacını nasıl karşılıyorum? Nasıl cevap buluyorum bu hareket vasıtasıyla? Sorusunun cevabını alabildiğimiz kadar biz kalbimizin ihtiyacına cevap veren Resulullah'ın mesajından faydalandık demektir. Yoksa bir hareket yapmakla imanın sonucunda Resulullah'ın hareketini tercih ettiğimiz için bu imanın bir neticesidir. Yalnız hareketin içerisinde İman hakikatinin kalbi tatmin eden yönü ne kadar farkındaysak o kadardır. Yani iman eğitiminde ne kadar geçtiysek o kadardır. Bu da ince bir farklılık olarak görünüyor bana.
Levent Kur'an hadisleri, hadisler de Kur'an'ı tefsir ediyor. Beraberce okunması lazım. Evet, diyebilir miyiz diyor. Ben de öyle anlıyorum. Daha doğrusu ben şöyle anlıyorum ama çok kesin emin değilim. Sizlerle de bunu paylaşmak isterim. Kur'an okurken Kur'an'ın iman eğitimi yaptığını bilerek o iman eğitiminin ana prensiplerini öğrenmeyi veya kendimize, aklımıza, kalbimize taşımayı amaçlamamız lazım. Ondan sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın davranışlarını içeren, sözlerini ve davranışlarını içeren kayıtlarla karşılaştığımızda bilmeliyiz ki bu kayıtlar zahiri hareketlerin kayıtlarıdır. Bu zahiri hareketlerin içini Kur'an'ın vermiş olduğu iman eğitimiyle doldurmamız lazım. Kur'an bize imani boyut, ebedi boyut, kalbin ihtiyacına cevap verecek olan boyutu kazandırıyor. Resulullah da o imani hakikatin şu dünya şartlarında nasıl gerçekleştirilmesi, yaşanması gerektiğinin örneğini veriyor bize. Zahiri vücuduyla, sözleriyle, sözlerindeki kelimelerle bize. Sonra Kur'an'da bazı ayetler var ki bu ayetler bizim doğrudan doğruya şahsi ya da sosyal hayatımızı tanzim eden ayetlerdir. Bu ayetlerin gerçekten uygulamasını nasıl yapacağız sorusunu sorduğumuzda o zaman bu ayetlerdeki verilen fiziki kalıpların, maddi kalıpların uygulamasını anlamak için Resulullah'tan rivayet edilmiş olan ve olayların maddi yönlerinin tasvirini, maddi yönlerinin şeklini nakleden hadisleri mutlaka bu ayetleri anlamada rehber olarak kullanmak lazım. Yani Kur'an-hadis ilişkisinde Kur'an imani eğitimi yaparken hadisler pratikte bu imanın nasıl bir şekil alması lazım geldiğini gösteriyorlar. Ama bu imanın nasıl bir forma sokulması gerektiğini gösteriyorlar. Eğer bir ayette yalnızca form bahsediliyorsa, mesela çok meşhurdur bu miras ayetleri, nikah ayetleri ve boşanma ayetleri, talak ayetleri, fiziki savaş şartlarını belirleyen ayetler. Fiziki savaş şartlarını. Bu ayetleri anlamak için mutlaka Resulullah'ın fiziki uygulamalarını kendimize rehber edinmemiz lazım. Ama bu ayetlerin eğer ibadet kısmını çıkartacak olursak yalnızca muamelatı düzenleyen bu ayetlerin sayısı 80 tanedir. İbadatı tanzim eden ayetlerle birlikte bu ayetlerin toplam sayısı 170'i bulur. O kadar. 6600 ayet, 60 küsur ayet, iman eğitimi yaparken 170 tanesi muamelat ve ibadat eğitimini yapıyor, 80 tanesi de yalnızca muamelat eğitimini yapıyor. O zaman Resulullah'ın hadislerinin Kur'an'ı tefsir eden yönü, eğer bu hadislerde yalnızca fiziki formlar nakledilmişse 170 kadar ayetin tefsirini yapar. Ama 6666 ayetin bu 170'i hariç neredeyse hepsi 6500 tanesi Resulullah'tan rivayet edilen fiziki formların imani boyutunu tesis eder.
Onun için Kur'an-hadis ilişkisinde Kur'an hadisi nerede tefsir eder, hadis Kur'an'da nerede tefsir eder bir mukayese yapma imkanı verir şu konuştuğumuz mevzu. Ama hadisin tümü ister muamelata dair olsun, ahlaka dair olsun, isterse ibadata dair olsun. Bütün hadislerin imani boyutunu, ebedi aleme bakan boyutunu, saadet-i ebediyeye bakan boyutunu, kalbin ihtiyacatına cevap veren boyutunu hadislerdeki rivayet edilen formlarda ancak Kur'an'ın iman eğitimi yapan yönüyle değerlendirdiğimiz zaman hadisler tam İslamiyet dediğimiz dinin özünü oluşturacak hale gelirler. Yoksa zahirde kalırlar. Bu önemli, çok önemli geliyor. Eğer doğru ise şu anladığımız, bana şimdilik doğru geliyor, onun için paylaşıyorum zaten. Eğer şu anlaşılan durum doğru ise, iman eğitimi yapmadan bu dünyadan gitmek çok büyük bir kayıptır. Kur'an'dan faydalanmamak demektir. Allah'ın konuşmasına kulağı tıkamak demektir. Evet, 14. sözün başında Kur'an-ı Hakim'in ve Kur'an-ı Müfessir-i Hakikisi olan hadis deniliyor. Evet, Kur'an-ı Müfessir-i Hakikisi hadistir. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın davranışlarıdır. Biz iyi dikkat edelim, hadisi nasıl anlayacağımızı konuşuyoruz. Hadisi nasıl değerli? Şimdi Resulullah'tan rivayet edilen sözlere, hareketlere hadis deniyor. Şimdi bu hadisin anlaşılma esasını tespit edeceğiz ki, yani ben bu hadisi Resulullah diyebilme, bu cümle beni çok düşündürttü Levent. Onun için sen söyleyince kardeşim, nereden çıkarttın demedim. Çünkü beni çok yordu bu cümle. Çok yordu. Doğru değil demiyorum. Anlaşılması zor da demiyorum. Çok ama prensip olarak çok dikkat edilmesi gereken bir nokta. Hadisleri, problem şurada yatıyor. Ve bugün bu asrın da en büyük problemi bu. Alemi İslam'ın da en büyük problemi bu. Alemi İslam'ın problemi bu olunca alemi İslam'ın dışında İslamiyet'i anlamak isteyen, anlamak için çalışan ve dışarıdan gayrimüslim olarak İslam'ı çalışanların da en büyük problemi burada. Hadisi biz yalnızca zahiri formaliteyi, formu, daha da formalite Türkçe'de düşük bir kelimedir, yani lüzumsuz manasına gelir. Zahiri formunu anlatan, nakleden kaynak olarak tanımlıyoruz. Bu tanımda problem var. Burayı iyi yakalayalım. Çünkü bizim anlayışımızda hadis bir kitapta yazılı bir cümledir. Bu çok yanlış, cinayet denecek boyutta bir yanlıştır, hatadır. Bir kitapta bir cümle yazıyorsa bu cümleyi kim söyledi, hangi makamda söyledi, bunu niçin söyledi, kime söylediği, bu soruları mutlaka sorarak o yazıyı okumamız lazım. Bir kitapta açtık bir cümle okuduk. Bu cümleyi kim söyledi? Kitap diyor ki ben hadis kitabıyım diyor. Aa, Resulullah söyledi. Bakın bunlara çok dikkat edin, yoksa anlayamayız. Konuyu hiç anlayamıyoruz. Zaten iman eğitiminin önemi de bunun için güme gidiyor. Yani böyle bir ben iman ettim bitti artık şimdi ne yapacağım sorusunu sormaya başlıyoruz. İman ile amel değil de imandan sonra bağımsız ameller. İmana bağlı fakat imanın hakikatini içermeyen ameller yapmaya başlıyoruz. İmandan geliyor ama imanın hakikatini içermiyor. Bilmem anlatabiliyorsam. Bu yanlışa, böyle bir yanlış sonuca ulaşmanın sonucu, hadis okurken bu hadis, bu yani bir kitapta bir cümle okuduk ya, hadistir diye naklediliyor. Söyleyeceğiz. Bunu kim söyledi kardeşim? Resulullah. Aa,
bu bilmem kim alimin sözü değil veya herhangi bir yazarın sözü değil, Allah Resulü'nün sözüdür. Niçin söyledi? İşte İslamiyet'in, İslamiyet ağacının kalbi olan konuşuyor. İnsanın kalbine cevap vermek için konuşuyor. Yani insanın ebede olan ihtiyacına cevap vermek için, ebedi saadetini temin etmek için konuşuyor. Peki burada ebedi saadeti temin eden boyut nerede diye sormazsan hadis okumadın. Meşhur bir alimin veya yazarın yazısını okudun. O hadis değil. Resulullah'ın sözüdür diye ebede, çünkü fani dünyanın ebede bakan yönünü tefsir etmek üzere görevlendirilmiş zatın sözüdür diye okumadığın cümle hadis değildir. Buna iyi dikkat et. Bu maksatla okunan, insana muhatap oluyor, insanın kalbi ihtiyaçlarına cevap vermek için muhatap oluyor, bedeni ihtiyaçlarını da kalbin ihtiyaçları doğrultusunda tanzim etmek için konuşan bir zatın, görevli zatın, kainatın ruhu, aklı olan zatın konuşmasıdır diye okuduğunda bu hadis Kur'an'ı tefsir eden hadis oluyor. Nursi'nin bu Kur'an-ı Hakim'in ve Kur'an-ı Müfessir'i hakikisi olan hadisi orada 14. sözde veya başka yerlerde de ona benzer ifadeler var, destekleyen ifadeler var. Ben yerlerini hatırlamamış bir zaman. Çünkü nerede ne söylediği önemli değil, ne söylediği önemlidir. Benim dünyamda onun için pek fazla itibar etmediğimden bilmem nerede ne diyor. Her neyse, bu tür ifadelerinde hadis okuma tekniğini, eğer hadisi nasıl okuyacağız sorusunu sorarak bu ifadeye muhatap olursanız şu konuştuğumuz doğru olması lazım. Ama hadisi aktararak, atlayarak, ben yalnızca Kur'an'ı okurum ve Kur'an'ı kendi anladığıma göre hayatımda uygularım kardeşim diyene cevap makamında okuyacak olursak, Kur'an'ı bize getiren elçisiz, o elçinin Kur'an'ın örnekliğini bizzat bir insan formunda yaşamasını temsil eden, hani yaşayan Kur'an olan Muhammed'siz aleyhissalatü vesselam, Kur'an okumak cinayettir. Kur'an okumak değildir. Yaşayan örneği olmaksızın Kur'an, Allah'ın kelamını okuduğunuzda siz kendinizi bütün kültürel pisliklerimizle birlikte o Kur'an'ı kendi anlayışımıza göre yorumlayacağız demektir. Yani mesela bu asırda seküler kafayla Kur'an okumak demektir. Nursi'nin böyle bir tavra karşı kesin, böyle bir anlayışa karşı takınmış olduğu kesin tavrın ifadesidir bu. Kur'an-ı Hakim'in ve Kur'an-ı Müfessir'i hakikisi olan hadis sözü, Kur'an'ın müfessir-i hakikisi olan o Kur'an'ı cismani hayatta temsil etmek için görevlendirilmiş olan zatın yapmış olduğu yorum açıklamasız, eğer Kur'an'a muhatap olursan kendi kafana, kendi medeniyetine göre Kur'an'ı anlarsın ki o Allah'ın mesajı olmaktan çok uzaktır. Kendi materyalist, seküler kafana göre Kur'an okursun, Resulullah'sız Kur'an okunmaz demektir. Allah'ın mutlak sözü, onun dünya şartlarında bir insan formunda ifadesini rehber almaksızın Kur'an okuyamazsın, çelişkiye düşersin demektir o. İki boyutlu olaya yaklaşabiliriz. İnşallah sohbete sonradan katılan arkadaşlarımız neden bahsettiğimizi anlamakta zorluk çekmezler. Başından katılırsa çok daha güzel olur ama herkesin şartlarını bilemiyoruz. Evet, sonradan katıldığınızda
muhakemenin nereden başlayıp nerede gelişip nerede bir sonuca ulaştığı bilinmeden yalnızca sonucu alıveriyorsa, o sonuç hangi aşamalardan geçtiği bilinmeden alındığı için o sonuç zarar verir, fayda vermez. Onun için dikkat etmek lazım. Sonuçlara bakıp da ha böyle diyorlar, böyle dediler dememek lazım. Sonuç cümleleri eğer gerisindeki o sonuca ulaştıran gerekçeler bilinmiyorsa zararlıdır. Bak faydasız demiyorum, zararlıdır. Onun için inşallah arkadaşlarım şöyle dediler, sonucuna ulaşmasınlar baktı sonradan gelenler. Çünkü niye öyle söylediğimizi bilinmeden diyecek, böyle dedi ama ben bilmiyorum diyecek. Neden öyle söylediler bilmiyorum diyecek. Konuyu burada bitirip paragrafımıza dönelim. Kalp bir haritadır. Bir fil hisse gibi bütün alemi temsil eder. Bütün alemi temsil eder. Bütün alemle bağlantılıdır. Yalnız bu alemi hem cismani hem mekan boyutunda hem zaman boyutunda düşünmek zorundayız. Bütün alemi kapsar demek zaman boyutunu da kapsar. Ezelden ebede götürür insanı. Yani alemin içinde ezel ebed yok da tasavvur, tahayyül ediyoruz da bu alem bir başlangıcı var. İşte o başlangıcından şimdiye kadar ki başlangıcından şimdiye kadar ve bundan sonra da ne varsa hepsiyle ilgilenir. Hatta tasavvurunda canım sonsuzluğu ihata edemese de sonsuzluğa talep vardır. İhtiyaç vardır. Sonsuzluğu ihata etmez ama sorarsanız eğer 1 milyon sene, 1 trilyon sene, 100 trilyon sene ondan sonra desen niye ondan sonra yok olayım ki der. Sonsuzluğu ihat etmez ama sonsuzluğa olan ihtiyacını temsil eder. Onun için bu cümledeki bütün alemi temsil eder cümlesi sonsuzluğa açılır demektir. Ve vahide ehadden başka merkezinde bir şeyi kabul etmiyor kalbin. Neden vahide ehadden başka? Bütün kainatı ezelden ebede kadar ve var eden ve onun sahibi olan ve onun maliki olan, onun Rabbi olan, yani kainat değil, böyle bir kainatın varlık aleminin Rabbi olan, daha doğrusu varlığı var eden den başkası kalbi tatmin etmez. Çünkü varlık eğer var edenden bağımsız olarak düşünülecek olursa varlık kendi başına sınırlıdır. Kalp sınırlılığı kabul etmez. Sınırlılıkla tatmin olmaz. Ebedi, sermedi bir bekadan maada bir şeye razı olmuyor. Kalp ebedi ve sermedi bekadan başka bir şeye razı olmuyor. Benim klasikleşmiş kendi dünyamda. Örneğin şu kardeşim hangi şehirde bulunuyorsan aramızda herkes bir yerde bulunuyor ama hadi Türkçe konuştuğumuz için Ebu Said o da Türkçe, hadi Ebu Said'e söyleyelim, sen bastığını sana verseler ne yapacaksın kardeşim? Bastın seni. Vallahi ben istemem çünkü idaresi başıma bela olur. Yöneteceğim girdisi çıktısı koruması ya, vergisi algısı. Bana evimde kalabileceğim, rahat, faturası olmayan bir ev verseler yeter. Vergisi bilmem, elektriği, suyu, faturası olmayacak, bağımsızlığımı sağlayacak bir yer verseler. Ben başka bir yer istemiyorum bu dünyada. Bir de kabri, ben öldükten sonra onu kalanlar düşünsün. Bilmiyorum ben öldükten sonra ben kendimin bedenimden haberim olur olmayacağını beni ilgilendirmiyor yani. Onu geriye kalanları sizleri ilgilendirir. Ne yaparsanız yapın benim bedenim. İşte yani beni bunlar ilgilendirmiyor.
Şimdi bastın senin kardeş. Ne yapacaksın ki? İşte, zaten istemiyor ki insan. Başıma bela mı alacağım diyor. O hangi apartmanın, hangi sokağın temizliğini, bakımını, girdisini, çıktısını düşüneceğim ki. Zaten insan böyle bir yük altında ezilmek de istemez. Bir tanıdığım vardı da, şimdi kim olduğunu hiç bilmediğinizsin, kişiler olmaz. Bir petrol istasyonu işletiyordu. Gece kalkıp uykusunda, şimdi gece petrol satıyorlar, onların faturalarını, girdilerini, çıktılarını nasıl takip edeceğim bilmiyor. Oradaki çalışanlar ya parayı cebe atarsa da uykusu gelmiyor. Gizli gizli onları takip etmek üzere yataktan kalkıp, gece uykusundan kalkıp istasyonu takibe almak için oraya gidiyor. Gizli kim ne yapıyor, ne kadar, ne sattı, onu kayda geçti mi geçmedi mi, o neyse, faturasını verdi mi vermedi mi, yoksa cebe mi attı diye aniden baskın yapıyor. Adam uyuyamıyor. Ben ne yapacağım öyle bir petrol istasyonunda her tarafı para olsa ne yapacağım? Doğru dürüst böyle uyumama bile müsaade etmiyor. Ha, şimdi insanın böyle bir yönü var. İnsan dünyanın hepsini istese olmuyor. Neden? Ne yapacağım ben dünyayı kardeşim? Galaksileri kim yönetecek? Ne yapacağım ben galaksilere? Tapusunu bana versen ne yapacağım ki? Peki ne istiyorum ya? Hiçbir şey istemiyorum değil. Ben şu dünyada cesedimin, bedenimin muhafaza edilebileceği bir yer. Efendim, acıktığım zaman iki tabak, ben fazla yediğim için üç tabak bir yemek, dördüncü tabak zarar verir. Onlardan fazlasını istemiyorum. Ama kalbim, yani insani duygularım ancak ve ancak beni ebediyen ihtiyaçlarımdan kurtaracak, bütün arzularımı gerçekleştirecek bir kaynağa istinad etmek istiyor. İşte bu kaynak kainatın dışında, kainatın da Rabbi olan, yani kainatın Rabbi bizim için delil olsun diye konuşuyorum. Yoksa benim yaratıcım, vücudu, varlığı var edenden başkası benim bu ihtiyacımı karşılayamaz. Varlığın sahibi, varlığın kaynağından başkası benim ihtiyacımı, kalbimin ihtiyacını karşılamaz. Çünkü kalp ebede, ezele, buradaki sermedi olana, baki olana muhataptır. Onun dışında kalbi kimse ikna edemez, tatmin edemez. Baki ve sermedi, ebedi olandan başka. Demek ki biz hani kainatı verseler doymam, doymam, ne yapacağım kainatı, zaten onu istemiyorum ki. Ebedi mutluluk, ebedi garanti istiyorum. Bu ne demek? Varlığımın garantisini istiyorum. Bütün problem burada. Benim varlığım, var olduğum özelliklerimle birlikte benim varlığım ebediyen memnun olacağım şekilde devam etsin istiyorum. Efendim, bir adama sorarlar, 100 yıl yaşasan yeter mi, yok 2000 yıl yaşasan yeter mi denildiği zaman insan 1000 yıl yaşayıp ne yapacağım, bıktım bu dünyadan, 100. yılda zaten elim ayağım kesiliyor cevabını veriyor. O hikmeti anlatamıyoruz, daha doğrusu bizim hatamız bu. Çünkü bizim zaman ve mekan genişliği kavramımızda cismaniyet karışıyor. Kalbin talepleri mutlaka varlık esasına göre değerlendirilmelidir. Yani kalp varlığı var edeni ister. Varlığı, varlığa varlık vereni ister. Vücut vereni ister. Onun için insan kalbini ve o kalbi duyguları kainat içindeki herhangi bir şeye bağlayarak çözemezsiniz. Yani izah edemezsiniz. Kainatın dışında bir kaynak ile tatmin olan bir şey, kainatın dışında bir kaynaktan kaynaklanıyor demektir. Bu da önemli bir konu ama bilmiyorum ne kadar izah edebildim. Bu yaklaşımlar bana çok ilginç geliyor. Evet. Kalbi aynı yaşamda olmasını unutmayın. Evet.
Tabii arkadaş var burada, keyfine bakıyor, beni kıskandırıyor. Kalbin, kalp aynayı samettir şeklinde tanımlanması bu anlama mı geliyor diye sordu. Galiba duydunuz ya da duymadınız. Evet, katılıyorum. Siz bilmiyorum, siz de aynı mı düşünüyorsunuz? Varsa bir düşünceniz, lütfen buyurun. Evet, insanın çekirdeği olan kalp. Evet, kainatın çekirdeği Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, insanın çekirdeği kalp, o kalbi tatmin edecek olan da Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın gönderilen kainatın sahibinin, kainatı var edenin, varlığı var edenin, daha doğrusu burada daha önceki yapılan konuşmalara da veya tartışmalara da bir referans var. Varlığı var edenin konuşması, açıklaması, mesajını temsil eden Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, işte bu insanın çekirdeği olan kalbe muhatap oluyor. Yani tutup da Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı sıhhiye memuru yapmayın. Yani şöyle şöyle yaparsan, sünnete uygun yersen sıhhatli olursun falan diye sıhhiye memuru yapmayın. Aklıma Makkü'nün inşaat inşaatçı ilah yapmayın dediği geldi. Çok güldüm, hala gülüyorum Makkü'nün'e. Bilmem Ebu Said gülüyor mu? İnşaatçı ilaha ihtiyacımız yok. Bizim sıhhiye memuru, peygambere ihtiyacımız yok. Sıhhiye memuru yani olmasa ben olur, zaten öleceğim kardeşim. Yani bir doktor, iyi bir ihtisas sahibi olmuş bir doktor, hani biraz daha sıhhi, sağlıklı yaşamama yardımcı olur ama öleceğim zaten. Ölecek olduktan sonra ne kadar sağlıklı yaşarsam yaşayayım, öleceğim zaten. O beni, sağlıklı yaşamamı, kalbimin sağlıklı yaşamasını sağlamak üzere bir rehbere ihtiyacım var benim. O da varlığı var edenin rehberliğini temsil eden zata ihtiyacım var. Onun için peygamberi genellikle ya sıhhiye memuru yaparız ya da işte kainattaki bazı bilimsel bilim dünyasında yapılan araştırmalarda o bilim dünyası keşfetmeden önce bize keşfedivermiş bir kaynak gibi görürüz. Yani bedavadan bulduruvermiş bir kaynak gibi görürüz. Ne insanlar şu kadar yıl çalıştılar da ondan sonra bilmem ne hastalığını buldular da o hastalığa o hastalığı peygamber zaten şunları yemeyin demekle önceden sezmişti deriz. Tutarız peygamberi diğer doktorlarla ya da nutrition, ne diyorlar ona, beslenme uzmanlarıyla mukayese edip en iyi beslenme uzmanı yaparız. Evet, o en iyi beslenme uzmanıdır aynı zamanda ama peygamberlerin özü esas orada değil. Ebu Said ağaç seyir çevreci yaparız. Evet, yani çevrecidir ama risalet çevrecilik için değildir kardeşim. Çevreciliğin maksadını düşün. Orada irade-i ilahiyenin hikmet-i ilahiyenin nasıl tecelli ettiğini anla. Bu varlığı var edenin hakim-i mutlak olması lazım geldiğine karar ver. İşte o zaman çevreci bir peygamberin çevreci gibi görünen sözleri bir anlam ifade eder. Yoksa yalnızca çevrecilik düzeyinde kalmış olan bir peygamber sözünün değerlendirilmesi peygamber sözü değildir. İyi bir çevreci sözüdür. Onun risaletle alakası yok. Onun için rasullüğün ne demek olduğunu çok iyi anlamamız lazım. Dünyada bize dünyevi hayatımızı tanzim etmede faydası olmaz mı diye sormayın. Dünyevi hayatımı tanzim ederken dahi o dünyevi hayatımı var edeni tanımama vesile olacak bir risalet anlayışına veya Rasul anlayışına,
veya mesaj, Kur'an anlayışına ulaşmadan hadis veya Kur'an okumak insana çok bir şey kazandırmıyor. İnsaniyetine bir şey kazandırmıyor o beklenilen oranda. Ama herhangi bir materyalist felsefecinin ya da ahlakçının getirdiği, tavsiye ettiği, teklif ettiği esaslardan ya da önderliklerden, rehberliklerden çok daha güzel şeyler öğreniriz. Öğreniriz ama rasullük bu maksat için değildir. Rasullük böyle bir maksadı gerçekleştirmek için değildir. Bunlar yalnızca olayın zahirdeki görünen kısmıdır. Risaleti yalnızca zahirdeki görünen kısma indirgerseniz çok piyasada gördüğümüz peygamber biyografisini anlatan siyer kitaplarındaki peygamberi tanırsınız yalnızca. Ne yaptı, ne etti? İçerisindeki imani boyut yok. İmani boyut olmadan peygambere muhatap olmak, Resulullah'a muhatap olmak değil, iyi bir insana veya Ebu Said'in sözüyle iyi bir çevreciye, iyi bir sıhhiyeciye, iyi bir doktora, iyi bir kumandana, başarılı bir aile reisine, kumandana, bilmiyorum başarılı aile reisliğini, fakat kumandanlığı bayağı iyiydi, tabi olmuş olursunuz. Allah Resulü varlığı var edenin, insanın kalbinin ihtiyacına cevap veren mesajın taşıyıcısına, temsilcisine muhatap olmayız. Bütün önemli farklılık burada yatıyor. Bunlar da beni çok heyecanlandıran hakikatler. Bana öyle geliyor, hakikat gibi görünüyor. Ve onun için sizinle paylaşıyorum. Size de öyle gelmiyorsa, ters geliyorsa, yanlışsa, eksikse lütfen tamamlayın. İnsan çekirdeği, insanın çekirdeği olan kalp, ubudiyet ve ihlas altında İslamiyetle iska edilmekle, sulanmakla, imanla intibaha gelirse, yani insanı bir ağaca benzetirse, kalp onun çekirdeği ubudiyet ile, kulluk ile, kul olduğumuzu, var edilmiş olduğumuzu anlamakla, var edilenin adına varlığımızı izah etmekle, varlığımızı var eden adına anlamlı kılmakla, ubudiyetten ben bunları anlıyorum. Kulluk. Yoksa cami önlerinde satılan ibadetlerimiz, ibadet rehber kitabı diye hani Yasin İlmah Güllü Yasin kitabındaki anlatılan ibadetlerden değil. Onları içerir ama onlar bu Nursi'nin anladığı ibadet yanında milyonda bir kalır. Evet, onlardan var ama milyonda bir kalır kıymet itibariyle. Esas ubudiyet o insanın kalbinin sulanmasını sağlayacak olan İslamiyet'in vermiş olduğu terbiyedir. Kur'an'ın ve Kur'an'ın mümessil olan Resulullah'ın vermiş olduğu terbiyedir. Ben ubudiyeti varlığımızı varlığı var eden adına anlamlı kılma faaliyeti olarak anlıyorum. Gerek bu zihni faaliyet olabilir, gerek hissi bir faaliyet olabilir, ruhumuzda hissettiğimiz ruhani bir hal olabilir. O hal belki kelimelerle ifade edilmeyebilir ki genellikle ben edemiyorum. Onu hissediyorsunuz, anlıyorsunuz. Varlığınızı varlığı var eden adına değerlendirdiğiniz zaman varlığınız bir mana ifade ediyor. Yoksa şöyle oturdum, böyle kalktım diyerek varlığınızı izah etmiyorsunuz. Edemiyorsunuz. Sanki kültürel kastım gelenek haline, örf haline gelmiş bir davranışı kutsamış oluyorsunuz.
açısından bunlar bir noktada çok önemli, yanlış anlaşılırsa çok tehlikeli açıklamalardır. Yanlış anlaşılırsa çok tehlikeli açıklamalardır. Şeriatın zahirini inkar ediyor diyebilir gerizekalı birisi dikkat etmediği için. Onlar yalnız ben öyle insanlara yani Said Nursi şeriata fazla değer vermez falan diyen, modernist kafalı diyen insanlara yalnızca ben gerizekalı nedir? İhata, zihninin ihata alanı çok dar, kendi kafasındaki din anlayışına uygun bir kalıba uygun bir din anlayışı görmediği için itham eden bir zavallı. Bunlar profesörler tabi. Avamın ne dediği önemli değil. Onlar profesörleri kendisini ilim adamı diyen kimseleri taklit ettikleri için avamı masum görüyoruz ama ben bilirim diye konuşan profesör zavallıların kendi kafasındaki din anlayışı o kadar dar, o kadar kaba, o kadar derinliksiz, yüzeysel ki Risale'de o yüzeyselliği görmeyince din yok zannediyor. Çünkü kendi kafasındaki dini orada bulamıyor. Evet. Bu doğru bir doğrudur. Yani tespit doğru. Onun kafasındaki din yok orada. Ama onun kafasındaki din o Risale'nin yani Nursi'nin anladığı bu ubudiyet, ihlas kelimeleriyle izah ettiği meseleler içerisinde ama binde biri kadar. 999'u başka meselelerden bahsediyor. O başka meselelerden bir tanesi de ubudiyet tanımıdır. Benim dünyamda. Varlık ile ubudiyeti tanımlar Nursi. Sen varlığını, var olmanın nereye bağlıyorsun? Varlığını o bağladığın yerin adına mı değerlendiriyorsun? Ebedi alemi arayan kalp ancak böyle bir değerlendirme ile beslenirse, sulanırsa, imanla intibaha gelirse, ya da buradaki imanı ben yani o değerlendirmeye tam tatmin olmuş bir anlayış ile tabi olma manasında anlıyorum. Yani klasik anlamda, klasik iman, İslam ayrımı anlamında İslam denilen Kur'an'ın biz ona teslim olduk dediği Kur'an-ı Kerim'de ve nahnu lehu muslimin muslimun dediği özür dilerim ayeti galiba yanlış okudum. Ve nahnu lehu muslimin bütün peygamberlerin mesajı buydu. Biz işte böyle bir imana, böyle bir anlayışa, böyle bir Rabbe teslim olduk dediği o Kur'an'ın o teslim olma halini kastediyor bu iman ile diyorum ben. Ya ama işte iman dediği zaman Nursi varlığını izah ettiğin şekle tam teslim olarak yaşaman demektir diye anlarım. Eğer bu konuyu bu kadar söylemekle yetinirsem. Buralarda çok önemli yaklaşım, kavramsallaştırma, modelleştirme var. İnşallah arkadaşlarım bunları geliştirirler. Böyle yani iman dedi iman diye atma. Nursi'nin imanı teslimiyeti içeren bir imandır. O şimdi aklıma geldi mektubattaki gayrimümin bir müslüm, gayrimüslim bir mümin ayrımı anlamında orada var ama onu uzun uzun konuştuğumuz zaman anlayacaksınız. Aynı şey, aynı doğrultuda orayı da anlamamız lazım aslında. Yani ama Nursi böyle söylüyor diye düşünen arkadaşlar olursa diye söyledim bunu. Nursi'deki iman teslimiyeti içeren imandır. Yoksa iman ettim ondan sonra teslim olmadım. O yalnızca fıkıh bazındaki yapılan bir fıkıh kurallarına göre yapılmış bir konuşmadır. Nursi genellikle fıkıh kurallarına göre konuşmaz. Fıkıh dışlar değil. Nursi iman eğitimcisi olduğu için kullandığı vokabüleri, kullandığı kelimeler iman eğitimi dahilinde değerlendirilmelidir. Fıkıh kurallarına göre Nursi'yi okuyamazsın. Nursi sünnete tabi ol dediği zaman
fıkıh kurallarına göre okuyunca farz namazından sonraki yapılan sünnet, oturma kalkmadaki sünnet, selam vermedeki, almadaki sünnet gibi anlaşılır. Nursuz sünnete tabi ol, sünnet-i seniyye senin hayatına hayat verecek dediği zaman imani bir eğitim yaptığı için onun maksadı Resulullah'ın getirdiği iman mesajına göre iman et, onun sünnetine uyu kardeşim, onun gibi vahdaniyeti, ehadiyeti, ilahiyeyi tanı demek ister. Çünkü iman eğitimcisidir Nursi. Fakih değil. Veya bir müftü gibi konuşmuyor, fetva vermek için konuşmaz Nursi. Neredeyse hiçbir yerde, belki küçük bir iki tane cümle hariç. Bu bütün kitaplarında bir iman eğitimcisi olarak konuştuğundan Nursi'nin bütün vokabüleri, kullandığı kelimeler iman bazında değerlendirilmelidir. Onun için İslamiyetle İşka edilmekle, imanla intibaha gelirse bu imanın teslim olmuş şeklidir. O kalp çekirdeğini, insanın kalbindeki çekirdeği yeşertecek, geliştirecek olan. Nurani, misali, alemi emirden gelen emirle öyle bir şecere-i nurani olarak yeşillenir ki, şimdi dikkat edin, alemi misali, alemi emirden gelen emirle, ya bunlar öyle 3-5 dakikada 1-2 saatte anlaşılacak, konuşulacak meseleler değil. Alemi emirden gelen emirle ne demek? Sen suyunu döktüğün zaman insan, suladığı zaman kalp çekirdeğini iman hakikatlarıyla suladığın zaman, kendi varlık gerçeğini anlayarak o kalbi suladığın zaman, işte hidayeti ben veririm diyen ayetin manası gerçekleşiyor. O ağacı kainatı seni var eden büyütüyor. Büyüterek var ediyor. Ben iman, eğer yanlış anlamazsanız, ben imanı yaratamam. İmana talip olurum, beni var eden bende iman yaratır. Ben talip olursam, ağacı sulamazsan öğretiyor. Yaratma şeklini öğretiyor. Ağacı sulamazsan ağaç büyümez. İşte benim bu evde bazı bitkiler sulanmamış gibi duruyor aşağıdaki. Ölmek üzere. Sulamazsan büyümez. Bu yaratıcı bize öğretiyor. Peki kalp ağacını nasıl büyüt, çekirdeğini nasıl ağaç yapacağız ki şecere-i tuğba olacak ve cenneti temsil edecek, cenneti kazanacak, ya cennete layık olacak, ubudiyetle, imanla beslenmek suretiyle. Ağacı kim büyütecek? Kainatı emirle yaratan, senin varlığına imanın neticesini emirle gerçekleştirecek. Biz imanı yaratamayız. Biz imana vücut veremeyiz. Ancak bana varlık veren imana vücut verir. Onun için şecere-i nurani olarak ondan gelen emirle yeşillenir. Hidayetin kaynağı Allah'tır. Hidayet Allah'tan da ben istediğime veririm dediği ayetler bunu söylüyor. Onun için emir dedi. Yani gelip de kainatın yaratıcısı benim kalbimde eliyle bir şeyler yapacak değil. Eliyle bir şeyler yapacak veya malzeme kullanarak bir şeyler yapacak değil. Onun iradesi benim isteğime göre cevap verecek şekilde gerçekleşir. Ben de iman, eğer ben buna talipsem, iman kalbin İman ağacını yetiştirmek suretiyle, geliştirmek suretiyle yaratıldığını ben görüyorum. O zaman kalbim mutmain olmaya başlıyor. Evet. Öyle bir şecere-i nurani olarak yeşillenir ki onun cismani alemine ruh olur. Onun cismani alemine kalp, ruh olur. Yani cismani alemimizi öyle bir kalp canlı yapar. Yoksa yani ubudiyetle, ihlasla, imanla sulanmamış, intibaha gelmemiş, yani gelişmemiş
uyanıp ukde-i hayat uyanır da filiz vermeye başlar ya, böyle filiz vermemiş bir hayat, bir insanın hayatı yalnızca cismaniyetten ibarettir. Cismen varlıktan ibarettir. Kalp bütün ihtiyaçlarıyla, talepleriyle beraber mahkum olmuştur o cisme. Eğer o kalp çekirdeği eğer o kalp çekirdeği böyle bir terbiye görmezse, bu kelimeyi sevdim. İşte biz iman terbiyesi diyoruz ya, böyle bir terbiye görmezse, işte bu terbiyeyi kastediyoruz iman terbiyesi demekle. Böyle bir terbiye görmezse kuru bir çekirdek kalarak nura inkılap edinceye kadar ateşte yanması lazımdır. Çok önemli bir mesaj. Bu nura inkılap etmesi için bu çekirdeğin yanması lazım ki, ateşle yanması lazım ki nura inkılap etsin. Allahu Ekber. Burada cehennemin tanımı var. Bir hafta boyunca düşünelim inşallah. Çok derin. Çok derin. Allahu Ekber. İtiraf edeyim, her ne kadar şimdiye kadar Risale'nin genelinden, o Risale'nin cehennem anlayışını çok değişik bir anlayış olarak fark ediyor ve hissediyor idiysem, bu bir vakam benim. Açıkça böyle bir anlayışa Risale'nin genelinden ulaşmıştım, ama ne kadar benim hakikatimdir de bilgi cinsinden böyleydi. Allahu alem gerisi. Ama böyle açıkça ifade ettiğini ilk defa fark ettim. Gerçi söylemek lazım, şualarda böyle ifadeler var. Buna aynen böyle değil de cehennemin çok değişik bir şekilde anlaşılmasına götürecek ifadeler var ki açıkça söylemiyor. Açıkça söylemesi de herhalde avamın genel anlayışını yıkar diye korktuğundan. Nura burada geleceğiz. Eğer iman kalp çekirdeği iman terbiyesinden geçmezse, bizim tanımımızı kullanıyorum ben. Yani bu odadaki bulunan arkadaşların genel olarak benimsediği tanımı kullanıyorum. İman terbiyesinden geçmezse, böyle bir terbiye dedi burada, böyle bir terbiye görmezse kuru bir çekirdek kalarak nura inkılap edinceye kadar, nura inkılap edinceye kadar ateşle yanması lazımdır. Hafazan Allah. Hafazan Allah. Niye böyle bir terbiye görelim? Ateşle yanarak nura inkılap etme durumuna düşmeyelim inşallah. Bu çok önemli bir mesele. Hep konuşulana önemli diyorum ama inandığım için diyorum. Peki efendim, ben bir cehennemin nasıl anlaşılması lazım geldiğini ve cehennemden nasıl kurtulunması, uzak kalınması lazım diyor. Kur'an'ın tabiriyle biz onu cehennem onlardan uzaklaştırırız diyor. Böyle bir halde nasıl uzak düşmek lazım geldiğini ifade eden bu son cümleyi sizin tefekkürünüze bırakıyorum. Konuşmak tehlikeli ve hemen bizim şimdiye kadarki örfi, kültürel din anlayışımız isyan eder. Onun için kültürel din anlayışımızı bir kenara bırakıp bu zat ne diyor demek için, bu zat ne diyor demek için düşündüğünüzde bir yerlere geliriz inşallah. Yeter ki öyle bir niyet ile okuyalım. Ne diyor bu zat diye. Yoksa belli bir kalıba sokmak için cehennemi inkar etti, ateşi inkar etti, etmedi, ehli sünnettir, mutezilledir diye kalıplara sokmak için okursanız hiçbir şey anlamazsınız. Ben de anlamam, siz de anlamazsınız. Ama bu zat ne diyor olabilir acaba? Ben bunu dediğini bir anlayayım derseniz bir şeyler anlaşılacağından eminim. Yazılanlar var. Makkün diyor ki cehennemde neden yanacağımızı anlamış olduk herhalde, bu kesin. Cehennemde neden yanacağımızı anladık. Artısı var Makkün herhalde. Siz o artısı yok demiyorsunuz mutlaka. Onu da konuşalım.
cehennemde yanmamak için aslında ne yapmamız lazım gelirmiş, onu da anladı. Cehennemde yandıktan sonra ne olacakmış, onu da ima ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.